Bugün enflasyon rakamları açıklandığı Aylık 0.97 oranında bir yükseliş var. Yıllık oranda da %11.75'i görüyoruz. Ne anlama geliyor enflasyondaki bu rakamlar? Bunu sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Tüm piyasaları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Ağustos ayı ile Eylül ayına bakıyorsunuz. Neredeyse kafa kafaya giden bir enflasyonist ortam görüyorsunuz. %12'nin hemen kıyısında. Peki bizim yıl sonu beklentimiz ne? %10.5 civarında. Bunun gerçekleşmesi bu koşullar içerisinde mümkün mü? Ne yazık ki değil. Bu saatten sonra enflasyonun %12'nin altına bile inmesi mümkün olmayacaktır. Yıl sonu kapanışı itibariyle baktığınızda. Önümüzdeki günlerde, aylarda enflasyonist baskı her geçen gün biraz daha artarak devam edecek. Bugün 11.75 civarında olan tüketici fiyatlarının yıl sonunda %14-15 aralığında en iyi ihtimalle olduğunu göreceğiz. Büyük ihtimalle 15'i bile yukarıya doğru zorlamaya başlayacak. Kur hareketlerine bağlı olarak. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Yıllık enflasyon 11.75 ortalamada görünüyor ama üfeye bakıyorsunuz, üretici fiyatlarının yıllığına bakıyorsunuz. Yüzde 14.33 Gıda fiyatlarına bakıyorsunuz. Yıllık yüzde 14.95 seviyesinde. Bu ay sadece eğitim, giyim, ayakkabı gruplarında hafif bir gevşeme olmuş, düşüş olmuş. Onun da sebebi ortada. Pandemi nedeniyle pek çok kişi giyim ayakkabıya para yatırmadı. Mecburen fiyatlar da düşmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Eylül ayında özellikle giyim ayakkabı eğitim grubunda fiyatlar ciddi bir şekilde yükselirdi. O yükselişi görmüyoruz. Ama kritik olan grup yani vatandaşı çok yakından ilgilendiren grup gıda grubu orada da %14.95 seviyesini görüyoruz. Zaten neredeyse %15'e gelinmiş durumda. Buna rağmen nasıl %11.75'lik bir enflasyon çıkıyor diye soranlar olabilir. Haklısınız tabii. Hesaplama biçiminde sepetle biraz oynuyorsunuz. %11.75 civarında bir enflasyonu yakalayı veriyorsunuz. Gerçekçi mi? Elbette değil. Bütün bu gerçek dışı yaklaşıma rağmen yine de üretici fiyatlarınız büyük bir yükseliş eğiliminde %14.33. Son tüketicinin enflasyonuyla tüfeyle üreten firmanın enflasyonu arasındaki makas %3 oranında artmış. Bu ne anlama geliyor? Biraz bahsedelim etmek istiyorum. Firma bir ürün üretiyor, bir mal üretiyor. 10 liraya üretiyor diyelim. 7 liraya satıyor diyelim. Bu firmanın ayakta kalması mümkün mü? Elbette değil. Peki ne yapar böyle bir durumda firma? Eğer 10 liraya üretiyorsa ister istemez fiyatını 12 lira seviyesine çeker. Geçtiğimiz dönemde de bunun örneklerini görmüştük. Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas yine açılmıştı. Üretici fiyatları aleyhine yani üretici fiyatları oldukça yüksekti bu makasın kapanacağını, bunun da tüketici fiyatlarını yukarıya doğru fırlatacağını söylemiştik. Birebir tablo da gerçekleşmişti. Aynı tabloyu bir kez daha göreceğiz. İster istemez üreticiler fiyatlara maliyetlerini yansıtacağı için bu 14.33'lük maliyeti yansıtacağı için tüketici fiyatları da Ekim, Kasım, Aralık aylarında ister istemez bir yükseliş eğilimine girecek ve kendisini %14 seviyesinin üzerine atacak. E aynı zamanda gıda fiyatları da çok net bir şekilde enflasyonun genel ortalamasını aslında ortaya koyuyor. %15'e yakın bir seviyede olduğunu gösteriyor. Enflasyon ciddi bir yükseliş eğiliminde. Eylül daha geçişken bir ay olduğu için ve daha kontrol edilebilir bir ay olduğu için şu anda fiyat olarak Ağustos'ta neredeyse kafa kafaya ama Ekim, Kasım ve Aralık ayları büyük ihtimalle tüketici fiyatlarındaki hızlı yükselişlerin görüldüğü ay olacak. Yıl sonu enflasyonun öyle 10.5 seviyesinde falan tutulması mümkün mümkün değil %14'ün altında bile tutulması mümkün değil Peki bu koşullar kuru nasıl etkileyecek? Şaka maka yüksek enflasyonun olduğu bir ortama doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Reel faizdeki negatif makasta her geçen gün biraz daha açılacak anlamına geliyor. Bütçe çok ciddi anlamda zorlanacaktır bundan sonra. Zaten bütçede büyük bir delik var. Bu delik daha da büyüyecek. Bütçe giderlerinin arttığı bu ortamda vergilerin daha da arttırılması kaçınılmaz bir hale gelecek. Sıkıntılar büyüyerek devam edecek. Hem kronik enflasyona hem büyük bir faiz ortamına hem de çok daha ötesi çok daha ciddi bir sıkıntı olan işsizliğe sebep olacak. Bu üç sebep firmalarında belinin kırılmasını beraberinde getirecek. Önümüzdeki günlerde yeni iflaslarla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Reel faiz ortamının iyiden iyiye bozulması yani faizlerin enflasyonun altında iyice ezilmesi, negatif reel faiz ortamının her geçen gün biraz daha artması kur üzerindeki baskıyı da arttıracaktır. Türkiye'nin her geçen gün biraz daha finansal yapısının bozuluyor olması, bankacılık sistemindeki batıklar vesaire bir yandan da enflasyonist ortama rağmen düşük kalan faizin yarattığı baskı. Bu baskı da kur üzerindeki şok etkisini arttıracaktır arkadaşlar. Peki kur kırılırsa ne olur? İşte kur kırıldığı zaman çok daha tehlikeli bir sürece gideceğiz. Çünkü kur kırılıp yükseldiğinde enflasyon üzerinde çok daha büyük baskı yaratacak. Yıl sonunda 14-15 dediğimiz enflasyon belki 25 seviyelerine kadar yükselecek. Çünkü talep kaynaklı değil, kur kaynaklı bir enflasyondan bahsediyoruz. Bana göre şu anda 11.75 seviyesinde olan enflasyonun içerisinde hala kura etkisi çok net bir şekilde yok arkadaşlar üretici fiyatlarına yansımış ufak ufak ama tüketici fiyatlarında kur etkisinin yansıdığını görmüyoruz. Hala 6.87 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Bu ne demek? Önümüzdeki ay tüketici fiyatlarına da yansımaya başlayacak demek. Zaten biraz önce uzun uzun ondan bahsettim faizle enflasyon arasındaki makas daha da açılacaktır. Bu makasın açılması da ister istemez faizlerin agresif bir şekilde yukarıya çıkartılmasını beraberinde getirecektir. Yüksek faiz, yüksek kur yüksek enflasyon ortamına hızlı adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ne yazık ki ilk etapta birileri tarafından üstü örtülen bir mesele. İlk dakikalar itibariyle bir bakıyorsunuz kur 7.73 seviyelerine kadar gevşiyor falan. Olacak iş değil. Çünkü tüketici fiyatları düşmemiş, sabit kalmış. Öbür taraftan gıda fiyatlarına bakıyorsunuz. %15'in bir tık altında üretici fiyatlarına bakıyorsunuz. Oldukça yüksek seviyede çekirdek enflasyon bakıyorsunuz. Türkiye'deki enflasyon yükseliş eğiliminde olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Buna rağmen birileri çıkıp kuru düşürmeye kalkıyor. Anlaşılır gibi değil. Bu illüzyon kafasına uzaklaşılmazsa, basite alınmaktan vazgeçilmezse sıkıntıları her geçen gün biraz daha büyüterek devam edeceğimizin altına imzamı atıyorum arkadaşlar. Nitekim daha sonraki saatlerde dolar tekrar yukarıya doğru bir eğilim içine girdi. Önümüzdeki günlerde çok daha agresif hareketler yapacak. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. 8.20'lere giden bir dolar kuru görürsek hiç ama hiç şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü bu enflasyon kurun çok ciddi anlamda kırılacağını bize çok net bir şekilde söylüyor. Sadece üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki makasa baktığınız zaman bile yılı %15'in altında kapatamayan bir enflasyon görüyoruz dönelim. Piyasalara borsayı hiç konuşmayacağım bu saatten sonra. Benim için hiçbir gerçekçiliği yok çünkü borsanın. Bu koşullar içerisinde hala arka arkaya yükselmeye devam ediyorsa bu başka bir anlama gelir. O anlamı da benim söylemem ayıp olur. Dolar 7.76 seviyesinin üzerinde kalmaya devam edecek ve ilk etapta 7.85 sonrasında da 8.20'ye giden bir dolar kuru göreceğiz. Bunlar kısa vadeli hedeflerimdir. Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Euro 9.15'e kadar yükselmiş durumda. Euro dolar paritesi tekrar 1.17'nin üzerinde 1.18 zorlamaya başladı. Bakalım yükseliş devam edecek mi? bir kez daha 1.20'yi zorlayacak mı? Onu da hep birlikte takip edeceğiz. Pariteye bağlı olarak 9.15 seviyesine kadar yükseldi. Dolardaki hafif geri çekilmenin temelinde de yine bu Euro-Dolar paritesindeki hareketlik yatıyor. Aynı zamanda enflasyonun da yanlış yorumlanması yatıyor. Faiz de çok fazla konuşmaya gerek yok. Sabitlet çünkü kendisini. %12, %10 civarında gidip geliyor. Daha doğrusu %12.9 %13.24 aralığında gidip geliyor. Oradaki hedefimin %14'te 16 aralığında bir nokta olduğunu söylüyorum zaten sizlere. Altının onsu arkadaşlar 1912 seviyesinde. 1900'ün üzerinde kapanışlar gerçekleşmeye başlarsa ki başlayacak gibi görünüyor. Trump'ın aleyhine işler her geçen gün biraz daha dönüyor. Biden'la Trump arasındaki fark %14'ün üzerine çıkmış durumda. Daha önce bu aylarda genel itibari ile %11'in üzerine hiç çıkılmamış olmasına rağmen ilk kez fark %14'ün üzerine çıktı. Biden lehine. Biden'ın politikasının tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Rusya politikasının, Çin politikasının ne olacağını bilmiyoruz. Gerilimin artıp artmayacağını bilmiyoruz. Yani tedirginlik ve belirsizlik artacaktır. Bu da altın üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Bu siyasi aya Amerika açısından bakıldığı ve dünya açısından bakıldığı zaman öbür tarafta uluslararası ayağında Azerbaycan'la Ermenistan gerilimi her geçen gün biraz daha artıyor. Şu anda aynı zamanda bizim ön planda olduğumuz Doğu Akdeniz meselesi var. Bu da yine altın üzerindeki baskıyı öyle ya da böyle arttırıyor. Avrupa Birliği'nde yeni yeni teşvik paketleri konuşuluyor. Keza Amerika'da 2.2 trilyonluk paket daha kabul edilmiş değil ki kabul edilme ihtimali bana göre çok düşük. Ama 2.2 trilyon kabul edilmese de 1.6 trilyon dolarlık kabul edilecek. Bu da altına olan talebin artışını beraber beraberinde getirecek. Bu seviyeler gerçekten çok dip seviyeler. Altının onsunda altına olan talep her geçen gün biraz daha artacak. Çok hızlı bir şekilde 2000 doların üzerine kendisini atacağını düşünüyorum. Hele ki Trump'la ilgili bu olumlu gelişmeler, olumlu haberler bir anda terse dönerse yani Trump tamam bugün çıkacaktı ama ağırlaştı, sıkıntılı bir sürece girdi falan gibi bir haberle uyanırsak arkadaşlar o zaman emin olun yıkım büyük olur. Çünkü şimdi olumlu bir hava var, daha stabil giden piyasalar var. Bir anda o olumlu havanın bozulması tüm piyasaları özellikle hisse senedi piyasalarıyla altın piyasasını ciddi anlamda vuracaktır arkadaşlar. Hisse senedi piyasalarında ciddi satış baskısı, altın piyasasında da inanılmaz bir alım talebi önümüze çıkacaktır. Dengesizliklerin ve dalgalanmaların artmasını beraberinde getirecektir. 2100 civarında bir altın ons değerini yarın öbür gün konuşuyor olabilir biliriz. Peki 10 yükseldiğinde Türkiye'de gram altın durumu ne olur? 500 liranın üzerine çıkar. Hatta 520'li seviyeleri zorlamaya başlar. 820'ye gittiğinde dolar kuru. Artık biz 530'un üzerinde bir gram altın fiyatını konuşuyor oluruz. Hatta 540'ları zorlamaya başlayan bir gram altın fiyatını konuşuyor oluruz. Çok uzak rakamlar mı bunlar, imkansız rakamlar mı bunlar değil arkadaşlar ve ihtimalin çok yüksek olduğu hedefler bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günler altının yükselişine Türkiye'de ve dünyada altın olan talebin artması daha da gebe hisse senedi piyasalarından Kaçışların çok daha hızlı olacağı döneme giriyoruz. Pandemi etkisinin çok daha sertleşeceği bir döneme giriyoruz. Gerilimlerin artacağı, ekonomilerin kapanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu tür dönemlerde dikkatli olmakta fayda vardır. Çok fazla oraya buraya zıplayıp poplamamakta fayda vardır diye düşünüyorum. Elinizden geldiğince pozisyonlarınızı korumaya çalışın arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka mı mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın kalın, mutlu kalın dostlarım.